Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin'de bulunuyor sayın seyirciler. Tokayev ayrıca Büyük Çin şirketlerinin başındaki isimlerle de toplantılar yaptı. Astana'ya uzanacağız. Tokayev'in temasların ayrıntıları için Güzel Zayitova da karşımızda bizi bekliyor. Söz sende güzel. Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemar Tokayev tek kuşak tek yol 3. üst düzey forumuna katılmak üzere Çin'e resmi ziyarette bulunuyor. Pekin'e giden Tokayev'i havalimanında Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Enformasyon Bakanı ve diğer yetkililer ve görevliler karşıladı. Tokayev'in Çin'deki temasları Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesiyle başladı. Tokayev Xi Jinping ile yaptığı görüşmede Kazak-Çin ilişkilerinin kapsamlandı. ...kapsamlı stratejik ortaklık seviyesinin gelişmesinin olumlu dinamiklerini e, vurgulayarak... ...Kazakistan'ın Xi Jinping'in e, küresel e, girişimini desteklediğini ve tanıtımında e, aktif rol aldığını vurguladı. Tokayev, bu mega projenin uygulanmasında elde edilen parlak e, sonuçlarından dolayı sizi tebrik etmek istiyorum... ...ve bu dönem e, noktası teşkil eden etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini diliyorum... Çin'in hızlı kalkınmasını takip ediyoruz. Sizin bilge liderliğiniz altında Çin önde gelen bir dünya gücü olma yönündeki hedeflerine ulaşmaya güvenle yaklaşıyor ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki her alanda e, ikili e, işbirliğinin e, kurulduğunu e, kaydeden Tokayev, ticaret alandaki başarıları da e, ön plana çıkardı ve hali hazırda e, 21 milyar dolarlık 52 ortak projenin hayata geçirilmekte olduğunu ifade etti. 2024 e, yılının e, Çin'de Kazakistan, Kazakistan Turizm Yılı olarak ilan edildiği ve karşılıklı e, kültürel ve insani alışveriş için uygun koşulların yaratıldığı da e, belirtildi. Tokayev bu arada Çin lideri Xi Jinping'i gelecek yıl Kazakistan'a davet etti. Kazakistan'da doğup büyüyen ünlü filozof ve bilim insanı El Farabi'nin Pekin'deki büstünün açılış törenine de katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Pekin'de gerçekleşecek tek kuşak, tek yol 3. üst düzey forumuna katılmak üzere Tokayev Pekin'de resmi ziyarette bulunuyor. Tokayev'in Çin ziyareti iki gün sürecek diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Teşekkürler Güzel Zayitova aktardıkların için.